TYT matematik dersimiz başlamıştır. Bugünkü konumuz üslü sayılarda denklem ve eşitsizlikler. En son yine üslü sayılarda 4 işlem görmüştük. Şimdi denklem ve eşitsizliklerle bakalım, bugün son konu olabilir belki, tam unuttum şimdi de. Bakalım. Bundan sonra köklü sayılara geçeceğiz haftaya. 11A'da köklü sayılar bitti çünkü onlar geçen hafta hiç dersleri kaynamadı. Sizin dersler hep kaynadığı için siz de biraz gerideyiz. Evet, şimdi bakalım. Üslü denklemlerde önce tabii ne varmış? Şunda tabii şartlar. A taban olan A. Eksi 1, 0 ve 1 olmayacak. Çünkü 1 olursa zaten bütün kuvvetler eşit olduğu için denklem anlamsız olur. 0 olursa da öyle. Eksi 1 olursa da bazen eşit, bazen farklı. Çift kuvvetler, tek kuvvetlerde falan o da öyle oluyor. Anlamsız olduğu için onlar haricinde tabanımız olması lazım. Kuvvet de sıfırdan farklı olacak. Bu durumda çünkü sıfır olursa da 5 olsa burası, 5'in sıfırıncı kuvveti, 7'nin sıfırıncı kuvveti eşit olduğu için her zaman sağlar. O da bir anlamsız olur. Bu durumda eğer bunlardan şartları taşıyorsa, A üzeri N eşittir, A üzeri M verilmişse tabanlar aynı olduğu için kuvvetler eşittir. Birinci şey bu. İkincide de yine aynı şeyler var. Burada yalnız Z N nerede? Ha, ne kuvvet. Bu sefer de kuvvetleri eşit. Kuvvetleri eşitse tabanları ya eşittir doğrudan ya da en çift ise mutlak değerce eşittir. Yani eksileri bile olsa eşit olacak. Düşünün. Eksi 3'ün 5. kuvveti 3'ün 5. kuvveti. Bunlar eşit değil. Yani kuvvet tek olduğu için. Ama kuvvet çift olsaydı, 4 olsaydı mesela, çift kuvvet eksi yuttuğu için bu buraya eşit olacaktı. O yüzden aşağısı illa artı 3, artı 3 olması gerek yok. Biri eksi 3 de olabilir. Yani şu mutlak değeri, bunun mutlak değeri birbirine eşit olsa yetiyor. Yani biri eksili, diğer eksili olabiliyor. Çift kuvvetli de buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü çift olursa demek ki denklemin birden fazla kökü olabilir. Bakalım. Hatta şu hatırlarsanız şu denklemde de orada çıkıyor. X kare eşittir mesela 16 denkleminde de o var işte. Bu da x hem 4'tür hem de eksi 4 diyorduk. Bu özellik oradan geliyor. Çift kuvvet olduğu için. Ve şimdi soruya bakalım neymiş. 8 üzeri 2 en eksi 2, 4 üzeri en artı 3 olduğuna göre en kaçtır demiş. Şimdi tabanları 4 ve 8 eşitlemek lazım. Bunları eşitleyeceğimiz kuvvet tabii ki 2. O halde bunu 2 tabanında yazarsak 2 üzeri 3'tür. Kuvvetin kuvveti olduğu için de 3 ile buraya çarpalım. 3, 6 en eksi 6. Bu da, ha pardon, 3 ile mi çarptık mı? Ha doğru yapmış, tamam. 4 de 2 tabanında 2 üzeri 2'dir. 2'yi buraya dağıtırsak da 2 en artı 6'dır. Şimdi görüyoruz ki artık tabanları eşitledik. O halde kuvvetler de eşittir. 6 en eksi 6, 2 en artı 6'ya eşittir. Burada karşıya atarsak 4 en eşittir 12, en eşittir 3'müş. Bulduk, geçelim. 2 üzeri x artı 1, x eksi 2 ve x diye ifade var. Toplamı 26 yapıyormuş. X kaçtır demiş. Burada tabii 2 üzeri x'leri parantezine alabiliriz. Öyle düşünebiliriz. Yani bu 2 üzeri x çarpı 2'dir. Biri şarttım. Bu da 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri x'tir. Bu da zaten 2 üzeri x. Şimdi 2 üzeri x parantezine aldığımızda 2, 1 bölü 4. Arada artı hep artı, tamam. 1 bölü 4 ve bunun yanında 1 olduğu için artı 1. 26.
Şurayı toplayıp karşıya attığımızda bölüm olarak zaten olay çözülecek. Peki bu ne yapar? Şurada 3 olsa 3, 4, 12, 13 bölü 4. Şunları sadeleştirelim. 13'e bölersem 1, 13'e bölersem 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 üzeri x eşittir 8 oldu. 8, 2 üzeri 3'tür. Yani x eşittir 3 de diyebiliriz. Ya da 8 yerine 2 üzeri 3 yazarak oradan da görebilirdik. Kolaydı, geçelim. Örnek 3'e bakalım. 0, 125. Yani binde 125. Binde 8'in 2 bölü 3. kuvveti çarpı 10 üzeri 2'ymiş. Bu olduğuna göre x kaçtır demiş. 0, 125 gençler. 125 bölü 1000 diyoruz. Ama tabi bunun aslında 1 bölü 8 olduğunu da görebilirsiniz. Çünkü 125 ve 1000 125'e bölünürse 1'e 8 gelecektir. Hadi neyse, uzatayım onu biraz. 125 bölü 1000 diyelim. Belki sağ taraftan bir şey gelir mi? Ama orada 8 zaten geliyormuş. 8 bölü 1000. Onun 2 bölü 3. kuvveti. Yani karesinin kare kökü diyelim. Şey, küp kökü. Çarpı 10 üzeri 2. Aslında şu kuvvet. Neyse, dur bakalım. 1 bölü 8. Bu da 8 bölü 1000. Bu da 1 bölü 125 yapar. O zaman küp kökü ve karesi demiş. Çarpı 10 üzeri 2. Şu 125 neyse, bir adım sonra yapayım onu da. Karesinin küp kökü. Ve biraz daha toparlarsak şöyle. 1 bölü 8'i ters çevirirsem 2 üzeri eksi 3 yapar. Dursun kenarda. 1 bölü 125 de 1 bölü 5'in küpü. Hatta 5 üzeri, yok, 1 bölü 5'in küpü diyelim. Küpü. O zaman burada bir çarpı 2 var, kuvvet. Bir de burada 3 var. Çarpı 10 üzeri 2. Şu üçler birbirini götürürse küp kökten kurtarıyoruz. O halde 2 üzeri eksi 3. X nerede burada ya? Ha. Aa, burada x varmış, pardon. Şu x. Şu x. O zaman burası eksi 3x oldu. Eksi 3x eşittir. Bu en son 1 bölü 5'in karesi oldu. Yani 1 bölü 25 çarpı 10 üzeri 2 de 100 oldu. Artık bu 25 bölü 100 bölü 25'ten 4'tür. Devamını şöyle yapalım. 2 üzeri eksi 3x eşittir 4. O da 2 üzeri 2 olduğuna göre x eşittir eksi 2 bölü 3 oluyor. Doğru mu yaptı? Evet. X eşittir eksi 2 bölüşmüş. Bakayım eksiyi doğru yaptık mı? Şurası. Evet, doğru. Burada 1 bölü 5. Doğru. Tamam. Bir hata göremedim. X burada eksi 2 bölü 3 oldu. A şık. Dördüncü soruya bakalım. A eşit değildir. Eksi 1 demiş. A'nın eksi 1'e eşit olmamasının sebebi, neyse bakalım. Şurada anlaşılıyor ama belki. Burada 0 oluyor çünkü hepsi. Belki ondandır ama bakalım bir. Olmak üzere bu eşitlikte en değeri kaçtır demiş. Nerede en? Şurada. Toplama var. Toplama. Toplamanın kısa hali çarpmaydı. O zaman 8 ile çarpalım bunu. 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2 eksi a eşittir. Burada da çarpma var. Çarpmanın da kısa hali kuvvetti. O zaman bunu da 4 üzeri n a artı 1'in n'inci kuvvet diyelim. Yani a n artı n diyelim biz ona. N ile çarptım. Şimdi tabanları eşitlediğimizde her şey olacak gibi. 8, şurası 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 eksi a. Bu da 2 üzeri 2 yaparsam 2 a n artı 2 n diyelim. Şurada taban aynı olduğu için bir bölersek 3 eksi 2 artı a olacaktır. Onu da şöyle düzelteyim. 2 tabanında 3 eksi 2 artı a'dır. Bu da zaten 2 tabanındaydı. 2 a n artı 2 n.
Evet, şurası artık tabanlar eşitlendi. Kuvvetler eşitlersek bakalım ne çıkacak. 1 artı a eşittir. Burada da 2n parantezini alırsam, 2n parantezini alırsam a artı 1. Evet, a'nın niye eksi 1'den farklı olduğunu burada şimdi anlıyoruz. Çünkü eksi 1'den eksi 1 olursa burası 0 olduğu için sıfırlar sadeleşmeyeceği için denklem sağlamaz, ama şu an ben bunları sadeleştirebilirim. Kesinlikle sıfırdan farklı. O halde 1 eşittir 2n. Yani n eşittir 1 bölü 2 oldu. Bir daha bakalım. Evet, 1 bölü 2. Geçelim sıradaki soruya. Örnek 5. 3 artı 3 üzeri 2a falan filan olduğuna göre a kaçtı demiş. Burada tabanları hep 3 yaparsam, burada da 3 yaparsam bir şey gelecek sanki ama. Allah Allah. 3 üzeri 4 desek. Herhalde 3 üzeri a parantezine alacağız. Oradan evet sadeleşecek, doğru. 3 üzeri a'nın karesi. Bu 3 üzeri a'nın kendisi. Bu da 3 üzeri 4 olduğu için 3 üzeri a'nın 4. dereceden kökü. Aşağıya baktığımızda 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri a 9'u 3 üzeri 2 dersem 3 üzeri 2, 2a artı 2 oluyor yani. 3 üzeri 2a. Ve burada bir şey yok zaten. Aynen yazalım. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4a. Şimdi şuraları da düzelteyim mi? Bir adım uğraştırmasın bizi. 3 üzeri a'nın karesi. Bu da 3 üzeri a'nın 4. kuvveti. Yukarıdakiyle çok benziyor. Demek ki ortak çarpanı aldığımızda herhalde bir sadeleşme olacak. 3 üzeri a parantezini aldığımda 3 üzeri a'dan 2 tane vardı. Biri geldi. Bu komple gitti. Yerine 1 kaldı. Burada da 3 tanesi kaldı. 3 üzeri a'nın 3 üzeri a'nın küpü. 3 üzeri 3a diyeyim ya. Nasıl olsa fark etmeyecek galiba. Bakayım. Evet. Bölü. Aşağıda da 3 üzeri a parantezine aldığımızda burada 3'ün karesi geliyor mu? Allah Allah, alakası yok. Ha, sağ taraf denklem ya. Sağ taraf hiç şey yapmıyor mu? Bunu bir adım 3 üzeri 2. Bakayım daha kolay bir farklı bir yol var mıymış. Bu herhalde mantıklı mı? Özdeşlik falan yok herhalde burada. Birinin bir şeyin karesi falan. Neyse devam edelim. Bakalım buradan bir şey gelecek gibi. 3 üzeri 2. Burada 3 üzeri 2 yine var. Ama bir tane de bu geliyor. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri a artı 3 üzeri 2. Ha, burada 3 üzeri 2 de ortakmış ya. Ona hiç bakmadık. Bir dakika. O zaman doğrudan geliyor. Tamam. Burada 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri a ortak parantezine alırsak aynı geliyormuş. Tamam. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 2 parantezine aldığımızda 1. 3 üzeri 2 ortak gitti. 3 üzeri a'nın 1 kaldı. 3 üzeri a. 3 üzeri 2 ortak gitti. 3 üzeri 3a. Evet, şunlar gidiyormuş, doğru. Şimdi sağ tarafa yazarım artık da şey olmasın. Çünkü az önce unutmuşuz. A üzeri 27 diyelim. Aslında buraya yazmak lazım da neyse, bir adım uzatmasın şimdi. Bunlar sadeleşti. Burada da 3 üzeri a'lar da gidiyor. Ne kaldı? 1 bölü 9. Yani 1 bölü 3 üzeri a eşittir a bölü 3 üzeri 3. Nasıl yapalım? O 3 üzeri a geliyor. Ha, 3 üzeri a değilmiş, pardon. Tamam, şimdi oldu. 3 üzeri 2'ymiş. 3 üzeri 2 artık gerisi sadeleştirme, içler dışlar falan çıkacak. Bunları alalım biraz. 2 tanesi gitti. Bunun 2 tanesi gitti. Bir tane kaldı. Yani a eşittir 3 oluyor içler dışlarda. A değer 3'müş. Bakalım hata yaptık mı? A bölü 27, 1 bölü 9, 1 bölü 27. Evet, zaten sadeleştirsek de 27'ye 9 olsa da daha rahat görürdük. Geçelim. Örnek 6'ya bakalım. Kuvvetleri eşit 2 ifade var.
Ve kuvvetleri tek sayı olduğuna göre bunların tabanları doğrudan eşittir. İşaretleri bile aynı olmak zorunda kalıyor. Çünkü de tek kuvvet eksiği başa aldığı için, yutmadığı için yok etmiyor. O halde x eksi 1 ile 2x eksi 4 aynen eşit olmalı. Şunları yok ettiğimizde. Geriye kalan denklem çok kolay çıktı. X eşittir 3. 3 olursa burası nedir? 2. 3 olursa burası da 2. Yani 2 üzeri 7, 2 üzeri 7 sağlıyor. Gelelim ona benzer bir soruya. Burada tabanları farklı, kuvvetleri eşitleyebiliriz. 5'e 10 çünkü birbirinin iki katı. Şuraya o zaman şey yapalım. Onu ikiye ayıralım. A artı 2'nin karesinin 5. kuvveti diyelim. Bu da A kare artı 2'nin 5. kuvveti. Şimdi bunların kuvvetleri aynı olduğuna göre ve tek sayı olduğuna göre bunlar doğrudan eşittir birbirlerine. Eşitliğe bakalım şimdi. A artı 2'nin karesi eşittir A kare artı 2. Şu parantezi açtığımızda A kare artı 4A artı 4 özdeş şey, açılımı geldi. Bu zaten A kare artı 2. Şimdi burada bunlar sadeleşti zaten. 4A kaldı. Karşıya attığımızda eksi 2 eksi 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 4'ten A değeri eksi 1 bölü 2'ymiş. Geçelim bu soruyu da. Ne diyor? Evet, burada çift kuvvet var. Artık burada dikkat etmemiz lazım. Bu çift kuvvetse bunun eksilisi de olsa, artırısı da olsa, birbirlerine eşit olsa mutlak değerce yine denklemi sağladığı için şöyle diyeceğiz. 2m eksi 1'in mutlak değeri (5) eksi m'nin mutlak değerine eşittir. Mutlak değerli denklemleri biliyoruz. İkili ayıracağız. Bir aynen yazalım. Bir de eksilisini yapalım. Birin ama hangisi? İkisinde değil. Mesela 2m eksi 1. Bunu eksiye çevireyim. M eksi 5 diyelim. İki denklemi çözelim bakalım. M'ler zaten sağlayan M değerlerin toplamı diyecek. İpucu vermiş birden fazla olduğunu. Karşıya attığımızda 3m 4m eşittir 4 bölü 3. Buradan da m eşittir 4 mü? Yok, eksi 4. Eksi 4, evet. Karşı, evet, eksi 4. Şimdi m'lerini toplayalım. 4 bölü 3. Birincisi 6 ediyor. Aa evet ya, 6. Şurası 6 bölü 2'den 3 gelecek. Yok, 6 bölü 3'ten 2 geliyor değil mi? Bakayım bir. 6 3'üme yapar. Evet, 2 değil mi? Doğru herhalde. 6 2 eksi 4'ten demek ki sağlayan m değerlerin toplamı eksi 2 oldu. Şuraya bakayım, yanlış yaptık mı? Eksi 4, tamam. Devam edelim, sıradaki soruya bakalım. Çift kuvvet olacak yine sanki ama kuvvetleri eşit değil şu an. Bunun kuvvetini 4 yaparsam güzel olacak gibi. Bakalım ne geliyor. 5 x artı 2'nin dördüncü kuvveti 2'nin şu 8'i 4 çarpı 2 dersek 4'ü buraya alırsak artık kuvvetleri eşit. O halde çift kuvvet olduğu için de mutlak değerce eşitleyebiliriz. Yani 5x artı 2'nin mutlak değeri 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2 zaten pozitif sayı olduğu için mutlak değer yazmadık ama hesapta bir şey değişmeyecekti. O halde bunu bir eksil bir artı yapalım. 5x artı 2 eşittir 4 diyelim. Veya 5x artı 2 eşittir eksi 4. Karşıya attım. 2x eşittir 2 bölü 5. Karşıya attım. Eksi 6x eşittir eksi 6 bölü 5. Toplarsak eksi 3 bölü eksi 4 bölü 5 mi? Buna x1, buna x2 diyelim. Eksi 4 bölü 5'tir. Çarp demiş ya, ben niye topladım? Allah.
çarpı x2 diyelim. Eksi 12 bölü 5. 25. Bakalım bu sefer yanlış yaptık mı? Çarp demiştim. Evet. X1 çarpı x2'yi bulduk. Geçelim sıradaki soruya. X, y elemandır. Z olmak üzere. Evet. Olduğuna göre x, y, x çarpı y kaçtır demiş. X ve y tam sayıysa gençler. Burada tabii önemli özel bir durum var. Tam sayı demeseydi bu denklemi çözemezdik. Çünkü iki tane bilinmeyen var. Bir denklem var. Yetmezdi ama. X, y'nin tam sayı olması demek. Tam sayı olması şu kuvvetleri tam sayı yapıyor. Şimdi 2'nin bir tam sayı kuvvetiyle 3'ün bir tam sayı kuvveti eşitse, mesela x'lerim de artık karışmasın, a diyeyim. Eşitse a ile b, yani bu kuvvetler ancak sıfır tam sayısında eşitlenebilir. Yani bunlar sıfır olmazsa eşitlemesi mümkün değil. Çünkü bunların eşit olduğu kuvvetler, buradaki a ve b sayıları rasyonel sayı değildir. Yani rasyonel geçtim, tam sayı değildir de rasyonel belki olabilir ama büyük ihtimalle irrasyonel bir sayı olacak. Çünkü 2'nin öyle bir kuvvetini alacaksın, 3'ün de öyle bir kuvvetini alacaksın ki bunlar eşitlenecek. O da tabii bir sürü değer vardır ama onlar tam sayı değildir asla. Ve baktığımızda burada tam sayı dediğine göre demek ki bunların ancak kuvvetleri sıfır olmalı ki, yani bu tam sayı kuvvetleri sıfır olsun ki sıfırıncı kuvvetler 1 olduğu için denklem her zaman sağlasın. Yani 3x eksi 6 eşittir 0'dır ve veya deme v diyelim ve 5y eksi 25 eşittir 0'dır. Buradan x eşittir 2, y eşittir 5, x çarpı y mi demiş? X çarpı y 10'dur. Burada tabi bunu görmek lazım. Görünce çok kolay bir soru. Ona dikkat etmek lazım. Benzer bir sorun bu da. Evet. A ve B tam sayı demiş. 7 ile 5 alakasız sayı olduğu için bunların eşit kuvvetli, bunların eşit olduğu kuvvetler eğer tam sayıysa mutlaka 0 olmak zorunda kalıyor. Bu durumda 2A artı 3B eksi 11 eşittir 0. B eksi 2A. O zaman 2A artı B artı 7 eşittir 0 diyelim. Her ikisini de 0'a eşitledik. 2 bilinmeyen olduğu için denklem ne yapalım? Taraf tarafı toplayalım. 2 alır gidiyormuş zaten. 4B eksi 4 müymüş? Ha, B o zaman 1. B 1 geliyor. B 1 ise şurası 1. 11 3 eksi 11 eksi 8 karşıya attık artı 8 o zaman a eşittir 4. B 1 a 4 çıktı. A bölü b de o zaman 4. Zaten şurayı 0 olduğunu görünce gerisi bildiğiniz işlemde çok da bir özelliği yok. 12. örneğe bakalım. 0 demiş. Şimdi bir sıfırdan farklı bir sayının hiçbir kuvveti sıfır olamaz gençler. O zaman demek ki şu tabanın sıfır olması lazım. Fakat taban sıfırken de sıfır üzeri sıfır olmaması lazım. Çünkü bu belirsiz. O halde şunu diyeceğiz. X kare eksi 9 sıfır olmalı ve x eksi 3 sıfırdan farklı olmalı. Öyleyse bu zaten denklemi çözersek x kare eşittir 9, yani buradan x eşittir 3 veya x eşittir eksi 3'tür. Buradan da x eşit değildir 3 geliyor. O halde şu bilgilerin birbirine çelişmemesi lazım. Çünkü arada v var. Hem 3 olmayacak hem de bunlardan biri olacak. O halde 3'ü silelim. Bu yasak demiş burada. İkisinin dediği olması için x eşittir eksi 3 olmalı. Eğer artı 3 olursa bu denklem sağlamaz. Devam. Ve şimdi gelelim neymiş bu? A üzeri x eşittir 1 tarzı denklemlere. Yani üslü sayının sonucu 1 ise bu denklemler, üslü denklemlerde tabii biraz daha dikkat etmesi gereken bir konu. Çünkü 3 tane sonucu var.
Ne olabilir sonuçlar? Eğer bir sayının kuvveti 1 ise o sayı 3 tane durumdan biri şudur. O sayı 0'dan farklıysa kuvveti 0'dır. Yani bu sayı isterse 500 olsun. 0. kuvveti olduğu için 1'dir. Bu birinci denklemin çözümü. İkinci çözümde A eğer 1 ise, taban 1 ise zaten taban 1 olursa kuvvet ne olursa olsun fark etmez. Kuvvete çok bakmaya gerek yok. O zaman taban 1 olduğu zaman da bir çözüm vardır. Veya eğer taban eksi 1 ise eksi 1'in de bazı kuvvetleri artı 1 olduğu için eksi 1 olursa da eğer kuvvet çift sayı olduğu zaman bu da denklemi sağlayan bir değerdir. Bu üslü A üzeri x eşittir 1 tarzı denklemlerde 3 çözüme dikkat etmek lazım. Tek bir tane çözüm yapıp bırakmayacağız. Bir de şu var. X üzeri n eşittir y üzeri n. Yani böyle aynı tabana ait böyle baktığımızda alt alta baktığımızda aynı tabanda kuvvetleri farklı. Eğer böyle bir iki eşitlik varsa burada tabanları yok edip sadece kuvvetleri orantılayarak da yapabilirsiniz. Bunu zaten diğer yollarda gösterilecek. Bakacaksınız. Bu sorulara da hangisi var bakayım. Evet ona gelmedik. Önce şu üstteki A üzeri x eşittir 1 tarzı denklemleri bir çözelim. Mesela x eksi 2'nin x'inci kuvveti eşittir 1 demiş. Taban da bilinmiyor. Kuvvet de bilinmediği için burada sonuç 1 olduğu için o 3 ihtimali düşünmemiz lazım. Birinci ihtimal neydi? Birinci ihtimal taban ne olursa olsun sıfırdan farklı tabii. X eksi 2 sıfırdan farklı. Kuvvetin sıfır olması. Tabi bu bilgiler birbirine çelişirse o zaman almayacaksınız. Çelişmemesi lazım. Ortak kesişim kümesine bakacaksınız. Şimdi burada diyor ki x eşittir değil, eşit değildir. 2 o zaman. X eşittir 0. Çelişiyor mu? Yok. X zaten 2'den farklı. Burada da farklı geldi. O halde ilk kökümüzü bulduk. X1 diyelim buna. İkinciye gelelim. Gerçekten de bakın x1 0 olsa burası x 0 olduğu an burası da 0 olmayacağı için her zaman sağlar. 2'ye geldiğimizde tabanın 1 olduğu durumlar. Taban 1 demek yani x eksi 2 eşittir 1 ise bu zaten ne olursa olsun fark etmeyecek. Taban 1 olduğu için ona bakmaya gerek kalmadı. O halde x eşittir 3. Bu da ikinci sağlayan değerdir. Gerçekten de x yerine 3 yazdığımızda sağladığını görebilirsiniz. Üçüncü ihtimalde taban eksi 1 olsaydı yani x eksi 2 eğer eksi 1 eşit olsaydı x de yani kuvvet olduğu için x çift olsaydı yine sağlardı. Bakalım bunu tabi denememiz lazım. Burada çözdüğümüzde x çift gelirse alırız. De gelmezse alamayacağız. Karşıya attık. X eşittir 1 geldi. Ama burada çift olması lazım diyor. X tek olduğu için burada bulduğumuz değer yani bunu eksi 1 yapan tabanı eksi 1 yapan değer çift olmadığı için o halde bunu sayamayacağız. Demek ki bu denklemin alacağı değerler 2 taneymiş. O halde kökleri 0'a 3 diyelim. Arada bakın burada v olduğu için ikisinde doğru olması lazım. X çift olmadığı için de yanlış dedik. Ve bakalım bunu bitirdik gerçi de şey derste bitti mi? Bir ders bitmiş. Bir ara verelim. Bu örneği de diğer derse bıraktık. 15 dakika sonra görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. İkinci dersimize başladık. Şimdi kaldığımız soruya bakalım neymiş bu örnek 2 demiş. X üzeri yani mutlak değer x'in x kare eksi 2x'inci kuvvet eşittir 1'miş. Yani üslü sayının sonucun 1 olma denklemi yine bu. Hemen bakalım ne olacaktı? Bu taban ne olursa olsun yani sıfırdan farklı olmak şartıyla kuvvet sıfır olabilir. Birinci madde şuydu. Kuvvetin sıfır olması. X kare eksi x eşittir sıfır ve x sıfırdan farklı. Farklı taban olduğu için. Burada mutlak değeri kullanalım mı? Hiç fark etmiyor yine de. Şu denklemi çözersek x parantezinde x eksi 2 eşittir 0 x eşittir 0 veya x eşittir 2 şurada 0 yasakladı şimdi bize o zaman bunu alamayacağız. Köklerden birini bulduk. X1 olsun bu.
İkinciye gelelim. İkincide de taban 1 kuvvet. Taban 1 ise kuvvet ne olursa olsun fark etmeyecek. O halde mutlak değer x eşittir 1 mi diyeceğiz? Bu da bizi x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1'e götürüyor. Evet, mutlak değer olunca hepsi fark etmiyor. Peki bir şey, ha, tamam, yukarı zaten reel sayı fark etmez. O zaman buna x2, buna da x3 diyelim. Üçüncü ihtimalde tabanın negatif olması. Mutlak değer olduğu için bunun negatif olma ihtimali kalmadı. Eksi bir olma ihtimali yok. Zaten burada da kullanmış olduk aslında bir nevi. O halde alacağı kökler bunlar. Eksi bir iken hani çift bakmamız gerekiyor ama burada bakmaya gerek kalmıyor çünkü eksi bir iken zaten bu artı bire çeviriyor mutlak değer. Buna gerek kalmadı. Olmuyor. Gerek yok diyelim buna. O halde kökleri çözüm kümesi yani 1 var. Eksi 1, 1 ve 2. Devam. M artı 3'ün n eksi ikinci kuvveti ifadesi belirsiz olduğuna göre neydi belirsiz üst ifadelerde? 0 üzeri 0'dı. O halde m artı 3 de 0 olacak. N eksi 2 de 0 olacak. M buradan eksi 3, n de 2 gelir. N üzeri m demiş. Yani 2 üzeri eksi 3'ü sormuş. Bu da 1 bölü 8'dir. Geçelim bakalım sıradaki soruya. Evet, şimdi o az önceki şu ikinci özellik soruları geldi galiba. Neredeydi bakın. Eğer tabanları aynı şekilde yazarsak üstlerin orantısı birbirine eşittir. Tabi bunu farklı yolla yapabiliriz. Önce bu formülü yapalım, bir de ikinci yol göstereyim ben size. Formül çünkü aklınıza gelmeyebilir. 3 üzeri x eşittir 2 üzeri 3 diyelim. Üstü yazalım bunları. Burada da 2 üzeriye 3 üzeri 4 olacak. Tabi yazarken tabanları aynı oranları alt alta getirmemiz lazım. Yani buraya o zaman 3 üzeri 4'ü şuraya getireyim. 81'i. 2 üzeri y'yi de buraya getirirsem. Şimdi tabanları aynı. O halde kuvvetlerin oranı yani x bölü 4 eşittir 3 bölü y. Zaten bize x çarpı y'yi sorduğu için buradan x çarpı y hemen 12 olarak geliyor. Formülü bilince gayet kolay. Eğer formül aklınıza gelmeseydi ne yapardınız? Tabii ki x ile y'yi çarpım durumuna getirmeyle uğraşacaktınız. Hemen yapmaya çalışalım. Mesela 3 üzeri x'e eşittir 8. Hatta 8 2 üzeri 3 diyelim. Ben burada x ile çarpı y nasıl bir araya getiririm? Tabii ki kuvvetin kuvveti özelliğiyle her iki tarafın y'inci kuvvetini alırsam sonuç değişmeyecektir. Eşitlik sağlanır. O halde burası 3 üzeri x çarpı y oldu. Sağ tarafta 2 üzeri y'nin küpü. 2 üzeri y ile 3'ü yer değiştirdim varsayın. Şimdi bu tamam güzel oldu. Şurada da 2 üzeri y geliyor ki zaten bu soruda bunun bilgisi verilmiştir büyük ihtimalle. Bakın 2 üzeri y ne yazacağınız gibi 81 yazacakmışız. O zaman 3 üzeri x'ye eşittir 81'in 3. kuvveti. Yani 3 üzeri x'ye 81 yerine de 3 üzeri 4 dersek bu durumda tabanları eşitlendi. X çarpı y yine 12 geldi. Formül bilmezseniz de bu şekilde yaparsınız bunu. Gelelim buna ikinci yol diyelim de farklı bir şey oldu yani. Ekstra bir yol böyle aklınıza gelmezse. Tabi formül aklınıza gelirse zaten kolay da oradan direkt çıkıyor. Devam. Aynı tarzda bir soru gibi duruyor. Bir bakalım. A'nın B türüne eşit diyor. 5 üzeri A. Tabanları tabi eşit olması için bir yazalım önce üst olarak. Bu komple üstü sayı değil. Şurada 4 olduğu için ipucu olarak 4'ü kullanacağız tabi. 4'ün karesi var 16. 16 çarpı 5. Yani 5 çarpı 4 üzeri 2 diyelim. Şuraya geldiğimizde de 4'ün 5. kuvveti işte 4'ün b'inci kuvveti eşittir.
Bunu da 5'e dengelersek 25 ile 2'nin çarpımı 2 çarpı 5'in karesi. Hemen şu 5'leri bir araya getirirsek bu nedir? 5 üzeri a bölü 5. 4'ün karesi. Bu da 4 üzeri b bölü 4 olmayacak mıymış? 2 yapmak mı gerekiyormuş? Neyse 2 yapalım, önemli değil. 2 üzeri 2b diyelim artık ona. Şu 2 olunca işimize yaramadı. 2 üzeri 2b diyelim, bölü 2 eşittir 5'in karesi. Son düzenleme yapalım ve artık oranlamaya geçelim. Bu 5 üzeri a eksi 1'dir. A eksi 1'dir. Bunu da 2'nin ikinci kuvvet olduğu için 2 üzeri 2, 2 yani 2 üzeri 4. Zaten 16 bu. Burada da 5 üzeri 2 eşittir. Şuraya yaptık. 2 üzeri 2b eksi 1. Artık tabanları aynı, tabanları aynı. Şimdi kuvvetleri orantılayalım. A eksi 1 bölü 2 eşittir 4 bölü 2b eksi 1. A'nın b türünden eşiti demiş. Yani a'yı denklemin bir tarafında yalnız bırakmamız lazım. O zaman şunu atsak şuraya ve bir eklesek tamam o zaman. Zaten a yalnız kalmış neredeyse. Şunu attım 8 yapar. A eksi 1 eşittir 8 bölü 2b eksi 1. 1'i de attığımda en son o hale gelecek herhalde. A eşittir 8 bölü 2b eksi 1 artı 1. Hatta bir adım daha uzatayım. A eşittir 8 artı 2b eksi 1. Yani 7 artı 2b bölü 2b eksi 1 de diyebiliriz. B türünden eşiti budur. Bakayım. 2b eksi 1. Evet doğru. Geçelim sıradaki soruya. Az önceki soruya mı benziyor? Bakayım. 2 var. 125, 5. Evet. 2 ve 5'in kuvvetleri olacak. O zaman 2 üzeri m artı n. Beş üzeri 3. 125'i yazdık. 5'i buraya yazalım. 5 üzeri kaç? 2m eksi 2n. 32, 2 üzeri 5. Şimdi buradan bir şey bulacağız. Ama soru ne önce bakalım bir. Sorduğu şey de 3, 9'u kullanalım mı? Neyse 9 olsun. 9 üzeri m kare eksi n kare. Yani zaten onu yazdık. Hiçbir şey değiştirmedik. Gerekirse bakarız şuradan. Tabanları aynı, tabanları aynı. O zaman kuvvetleri bir oranlayalım. M ile N'ye bağlı bir şey çıksın. M artı N bölü 5 eşittir 3 bölü, hatta iki parantez alayım burada. Şu 3 demişiz, 2 yazmışız. 3 bölü 2 parantezinde M eksi N. Şurada M eksi N, M artı N'nin çarpımından zaten m kare eksi n kare geldiğini göreceğiz. O halde atalım onu oraya. M kare eksi n kare. Bunu da buraya atalım. 3 kere 5, 15 bölü 2 oldu. Bakayım 2. Bunu buraya attım. M kare eksi n kare. 5'i de buraya attım. 15 bölü 2. Doğru. M kare eksi n kare 15 bölü 2 ise şimdi soruya tekrar bakalım. Soru 9 üzeri 15 bölü 2 oldu o zaman. Şimdi 9'u böyle bırakmayalım. 3'ün karesi diyelim. 3'ün karesinin 15 bölü 2. kuvveti. Kuvvetin kuvvetini çarparsak 2'ler gider. Demek ki sonuç 3 üzeri 15 geliyor. Bayağı büyük bir sayı geldi. Demek ki buymuş. Bakalım hata var mı? 3 üzeri 15. Geçelim. Üssüz sayılarda sıralama ya da üssüz sayılarda eşitsizlik de diyebiliriz. Üssüz sayılarda olay gençler tabanla alakalıdır. Niye tabanla alakalı? Çünkü taban bir basit kesirse 1 bölü 2 bunun kuvvetini aldıkça
1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini aldığımızda ne oluyor? Bu 1 bölü 4 iken bu 1 bölü 8 yapıyor. Ne oldu? Bakın daha da küçüldü. Yani kuvvet büyüdükçe küçülüyor. O halde tabanın basit kesi, niye basit kesiyorsunuz? Çünkü sıfırla alakalı. Sıfırla birle alakalı. Sıfır olunca eşitlik olduğu için birde de eşitlik var. İşte birden büyük olursa orada eşitlik yön değiştiriyor. Yani sıfırla bire kadar, sıfırla bir arasındaki sayılarda tabanı basit kesirse yani kuvvet arttıkça sayı iyice küçülüyor. Çünkü bir basit kesiri zaten kendisiyle çarparsak sürekli küçülmekte. Ama bileşik kesirlerde normal birden büyük olduğu için sayı sürekli büyümekte. O sebeple de o iki şarta dikkat etmemiz lazım. Eğer birden büyük bir sayıysa zaten normal prosedür uygulayacaksınız. Yani tabanlar eşitse kuvveti büyük olan büyüktür. Veya burada kim büyükse onun kuvveti büyüktür. Oradan x'leri yok edip m büyüktür ne diyebilirsiniz. Yani eşitsizlik korunuyor. Ama basit kesirse tabanımız sıfırla bir arasındaysa eşitsizlik yön değiştiriyor. Size böyle bir eşitsizlik verilmişse kuvvetlerde bunun tam tersi olacaktır. Oradan kuvvetler arasındaki durumu çözebilirsiniz. Mesela bakalım. Burada 4 bölü 3 var, 9 bölü 16 var. Şimdi bununla alakalı mı diye bakalım önce. Evet, bu bunun karesi ama takla atmış hali. İsterseniz bunu 4 bölü 3 olarak yaparsınız. İsterseniz bunu 3 bölü 4 olarak yapabilirsiniz. 3 bölü 4 iken basit kesir olduğu için yön değiştirir. Benim size tavsiyem bileşik kese çevirin ki yön değiştirmeyi unuttursanız bile sıkıntı olmaz. O halde bu 4 bölü 3 ise bu böyle kalsın. Şunu takla attırayım. Bu normalde 3 bölü 4'ün karesiydi. O halde kareyi buraya atarsam 6x eksi 2 oldu. Bunu takla attırırsam takla atınca kuvvet işaret değiştirecek. Onun eksi oluyor biliyorsunuz. 4 bölü 3'ün 2 eksi 6 x'inci kuvvet oldu. Şimdi artık tabanları eşit, bir eşitsizlik gördüm. Tabanlar aynıysa ve tabanları birden büyükse eşitsizlik kuvvetlerde de aynen geçerlidir. Yani x artı 8 küçüktür 2 eksi 6 x olacaktır. Artık bunu çözdüğümüzde olay bitecektir. Karşıya attım 7 x küçüktür eksi 6. Yani veya dur bakayım kaydırmayalım şey yapalım. Aşağıda yer var zaten. X eşittir yani küçüktür pardon. Eksi 6 bölü 7'dir. Bunun çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 7 bölü 6 bölü 7. Eksi 6 bölü 7 aralığıdır. Çözdük mü sormuş zaten. Evet, x bu değerler arasında istediğiniz her şeyi alabilir. Bakalım bu örnek 8 ne diyormuş? 4 bölü 25 yani 2 bölü 5 oluyor. Bu da 2 bölü 5 ile alakalı. Tamam. 2 bölü 5'in karesi olduğu için şey yapayım ben yine bileşik kese çevirmek istiyorum. Bunu o zaman takla attırayım. Veya bu sefer takla attırmayayım. Bu sefer basit kesirken yapalım. 2 bölü 5'in karesi. O halde 2 bölü 5 karesini buraya dağıtırsak 6a artı 2 oldu. Küçüktür. Bunu da 2 bölü 5'in ya da 5 bölü 2'nin diyelim. 5 bölü 2'nin küpü dağıtırsam buraya 3a eksi 7. Tabanları işlemek istiyorsam bunu yer değiştireyim. Şimdi bu sefer basit kesir olarak kalsın. 6a artı 2 küçüktür. 2 bölü 5'in 7 eksi 7 nereden geldi ya? Bir dakika. 3 ile çarparsam 3a eksi 21 olacak. Bir dakika düzelteyim. 21. Yani 21 eksi 3a oldu. Artık tabanları aynı ve ama basit kesir olduğu için ne yapıyoruz? Eşitsizlik yön değiştirecek. Yani 6a artı 2 artık küçüktür değil büyüktür yazacağız. 21 eksi 3a'ya. Ne diyor? En küçük a tam sayısı. O zaman a'nın eşitsizliğini bulalım. 9a büyüktür 19 geliyor.
9 katı 19'dan büyükse, yani a'ya 1 versek sağlamaz, 2 versek sağlamaz. O zaman a eşittir 3 olarak başlar. 3, 4, 5, 6, 7, nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. Fakat bize en küçüğünü sorduğu için, bir dakika şunu şöyle yapayım. A elemandır diyeyim de eşittir olmasın. A elemandır şu küme diyelim. Bu kümede de en küçük sağlayan tam sayı 3'tür. Normalde A 19 bölü 9'dan büyüktür demek lazım ama tam sayı olduğu için değer vererek de bulduk. Geçelim. Sıradaki sorumuz neymiş? Olduğuna göre x'in bulunduğu en dar tam sayı aralığı için x şey için en büyük n en büyük tam sayı değeri kaçtır? Olduğuna göre x'in bulunduğu en dar tam sayı aralığı için x'in bulunduğu en dar tam sayı aralığı. X'in bulunduğu en dar tam sayı aralığı için. Ne demek istemiş? Yukarı atalım bunu. 3 üzeri x eksi 1 olsun. 64. 64'ü 4 üzeri 3 diyelim. En nerede burada ya? Ha, bu soruda hata var o zaman ya. Anlamadım. En yerine x dese. X en büyük kaçtır? Ha evet, böyle yapalım ya, işte doğru. 64 olarak kalsın bu. 3'ün kuvvetlerine baktığımızda 3'ün kuvvetleri 3, 9, 27, 81 diye gidiyor. O zaman 64'e olması için bunun normalde 81'den, yani 4. kuvvetten, o zaman x eksi 1. Burası 3 üzeri 4 olamayacağına göre 4'ten kesinlikle küçüktür. 3 üzeri 3 de olamayacağına göre, çünkü 27 yapar. 27'den de kesinlikle, pardon, 27 değil, 3 üzeri 3'ten dolayı 3'ten de kesinlikle büyüktür. İşte herhalde bu. Evet, x'in bulunduğu en dar tam sayı aralığı o zaman bu olacak. Tabii x değil bu, x eksi 1. O halde 1 eklersem 4 küçüktür x küçüktür 5. Şimdi x'in bulunduğu en dar tam sayı aralığı için en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. En dediği şey ne acaba ya? Şu an bir tam sayı değeri alamayacak zaten bu. X'in tam sayı olması mümkün değil de, en olsaydı soruda herhalde hata olmuş. Bir şey yapamadım. Soruyu anlayamadım. Yoksa bulurduk da. Neyse, x'in en azından aralığını bulduk. Devamı o zaman soru hatalı diyelim. Şunu silelim çünkü en bu o değilmiş belli yani. Soru hatalı. Eksik verilmiş. Geçelim. Olduğuna göre A, B ve C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışını bulunuz diyor. Şimdi küçükten büyüğe doğru dediğine göre bir bakalım. 4 üzeri A. Az önceki soru mantığını yapacağız evet bunu da. 4'ün kuvvetlerine bakacağız. 50 ile ilişkisi nedir bakalım. Şöyle yapalım önce. 4'ün kuvvetlerini yazarsam 16 var. Sonra 64 var. Arada 50 olduğu için 50'yi buraya yazabilirim artık. Şimdi böyle bir eşitsizlik doğru. O halde 16'ya 4'ün karesi, 50'ye de 4'ün a'ncı kuvveti, 64'e de 4'ün küpü dersem tabanlar hep aynı ve bileşik keser olduğuna göre eşitsizlik aynen yazılabilir. Yani 2 küçüktür a küçüktür 3. A'nın aralığını bulduk. A 2 ile 3 arasında bir sayı kesinlikle. Gelelim B'ye. 9'un kuvvetlerine baktığımızda 90, 81 var ve işte 3. kuvvete doğru gidiyor artık. 720 kaç yapar? 721 galiba, her neyse. Uzatmaya gerek yok. 3 üzeri şey 9 üzeri 2 ile 9 üzeri 3 diyelim artık. Bunun değeri çok önemli değil çünkü zaten tabanları yok edeceğiz. 95 dersek 95'e de 9 üzeri B diyelim. O halde 9'ları yok ettiğimizde 2 küçüktür B küçüktür 3. Aa, bir dakika, burada sıralama yapamadık değil mi? Biraz daha küsuratlı olması için bunu, evet, buradan olmaz ya. Hay Allah, bunu yine dalgınlığı geldi bak. İkisi de aynı aralık olduğu için burada bulamayacağız. Demek ki biraz daha hassas çalışmak gerekiyor. Tabanları 2 yapalım.
Evet, 2'nin kuvvetlerine bakalım. 2'nin kuvvetlerine baktığımızda 32-64 var. 32-64, hop, hop. Bu da 4 üzeri A, 2 üzeri 2A diyelim. Şimdi 2 üzeri 5 küçüktür, 2 üzeri 2A, o da küçüktür, 2 üzeri 6. Yani baktığımızda 5 küçüktür 2A, o da küçüktür 6. Bu böyle kalsın ama gerekirse bunu şöyle yapalım. A 3 ile 2,5 arasında. Şimdi A 3'e daha yakın. Az önceki bakalım B'in ne olacak? O da 2 ile 3 arasında ama. Görelim bir. 3'ün kuvvetlerine bakalım burada da. 3'ün 81 var. 81'den sonra 243 var. O halde 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5 arasında. Kim bu? 9 üzeri B. Yani 3 üzeri 2B diyelim onu biz. O halde 3'ler yok ettiğimizde 4 küçüktür 2B. O da küçüktür 5. Evet, tahmin ettiğimiz gibi bu sefer B 2,5 ile 2 arasında çıktı yani. B daha küçük şu an. Onlar arasında kıyaslık yaptık. C'nin zaten 2 olduğu belliymiş. 5 üzeri C eşittir 25 ise C2. Bunun sabit değeri var. Küçükten büyüğe sıralarsak en küçük C 2 olduğu için. Bu 2,5 ile 2 arasında olduğu için. Daha ortanca da bu da 2,5 ile 3 arasında olduğu için en büyüğü diyebiliriz. Doğrudan tam sayı çıkmadığı için bir illaki hassas olarak daha küsuratlara da baktık. Peki devam edelim. 11. örnekte ne var? A 4 üzeri 4. B de bu, C de bu olduğunu. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Yani burada zaten sayılar hepsi belli. 4 üzeri 4 baya büyük duruyor. Bu basit kesir olduğu için zaten küçülmüştür. Şu da negatif mi? Yok, bu da pozitif. Şu A ile C'yi bir kıyaslayalım. Zaten B'nin küçük olduğu belli. Çünkü basit kesir olduğu için B küçük. A'yı bir düzenleyelim. A eşittir. 2 üzeri 8 oldu. Bu da çift kuvvet olduğu için eksiği yutar. C de 2 üzeri 12 oldu. Görüldüğü gibi C daha büyükmüş. O zaman B, A, C. B'ye hiç bakmadı bile çünkü B basit kesir olduğu için daha da küçülecektir. Bunlar çok büyük sayıyken, bu mesela 256, bu 1024, 2048, bu 4096 ki bu 1 bölü falan filan 2 üzeri 9 yani 1 bölü 200, 512. Çok küçük bir sayı yani neredeyse. Devam edelim. A sayısı, B sayısı, C sayısı verilmiş. Küçükten büyüğe sıralayın demiş. Şimdi burada artık işin içine işaretler de girdi. Çünkü negatiflere bakalım. Şu eksi 3, eksi dışarıda olduğu için zaten kuvvet etki edemez ona. Çift de olsa. Önce bir yazalım o zaman güzel bir şekilde. Eksi olduğu için eksiyi yazdık. 1 bölü 3 üzeri 4. Bu küçük bir sayı ama tabii eksi olduğu için öyle küçük. Bakalım ne olacak. B'ye baktığımızda bu aslında sıfıra yakın yani yine de küçük gözüküyor ama. Şunlara bakalım. Bunu taklattırırsam 9 gelir. 9 üzeri 3. Eksi olduğu için tek kuvvet artıya çevirmez. Eksi 9'un küpü. Hatta biraz daha düzenlersek eksi 3'ün 6. kuvveti oldu. Bu gördüğü gibi çok daha küçük kaldı. Şu an biz eksileri hiç görmezden geleceğiz. Eksilere en son bakarız. Önce artılara bakalım. Bunu da takla attırırsam artı 5 olur ve kuvvet tek olduğu için işaret yok olmayacaktı. Eksi 3 üzeri 5 oldu. Hemen şimdi hepsinin eksi olduğunu gördüğümüze göre artık kıyaslamak için eksiye bakmayalım. Önce artı gibi düşünelim. Artı gibi düşündüğümüzde en büyük kim oluyorsa bakalım. Normalde artı gibi düşünürsek en büyük bu. Sonra bu, sonra da bu. Basit kesir olduğu için. O zaman şöyle yapacağız. O zaman tersten yazacağız. Demek ki en büyük buymuş. En küçük bu olacak. B az önce en büyüktü. Şimdi en küçük oldu. Sonra da A. Bu sıfıra çok yakın olduğu için o yüzden büyük. Eksilerin dünyasında kim sıfıra yakınsa o daha büyük olduğu için bu o sebeple daha büyük oldu. Şunlardan çok daha büyük. Devam.
3 dakika var ve bayağı soru var. A sayısı, B sayısı, C sayısı verilmiş. Bunları küçükten büyüğe sıralayın demiş. 3'ün eksi 1 bölü 2. kuvveti. Bir bakalım ne gelecek. 3 üzeri 1 bölü 3'ün 1 bölü 2. Nasıl yapsak bunu? Kök 3 olacak. Karekök geliyor. Şuna bakalım. B'ye. 5'in küp kökü. Neyse, karekök yapın bari. Küp kökü. Ha, burada şey yapalım ya. Evet. Kareköklerle uğraşmayalım. Daha kareköklere tam geçmedik. Kuvvet alalım. Kuvvetleri eşitlersek, evet, 12 de eşitlenir değil mi? Hepsinin 12. kuvvetini alırsam bunların paydalarını yok edeceğim, belli, garanti. Evet, daha küçüğü yok çünkü. O halde 12. kuvvetini alıyorum hepsini. 12. kuvvet, 12. kuvvet. 12, 12 alıyorum. O halde A üzeri 12 eşittir. Şu 12 ile şu 2 sadeleşir. 3 üzeri eksi 6 oldu. B üzeri 12'ye geldiğimizde hop hop 12. 12 ile burada 3 sadeleşir. Eksi 4 oldu. 5 üzeri eksi 4. C'ye geldiğimizde C üzeri 12'ye, onu da 12'ye aldığımızda 12 ile 4 gider. 3 eksi 3. Kim üzeri eksi 3? 2 üzeri eksi 3. Evet, şöyle baktığımızda artık hepsinin kuvvet aynı olduğu için şurada eşit, şunlara bakacağız sadece. 3 üzeri eksi 6, 5 üzeri eksi 4. Yine de uğraştıracak ama şu şey. Bu 1 bölü 100, 625. Yazayım artık ya, olmadı yine. Çünkü 6. kuvveti çok büyük yapıyor herhalde. 4. kuvveti 243, 5. kuvvet 721 mi? Öyle bir şey galiba. 9'un küpü yani. 721 ama 1 bölü 721. 1 bölü 721. Bu da 1 bölü 625 ve bu da 1 bölü 8. Bu zaten en büyük bu oluyor. O halde küçükten büyüdüğüne göre paydası ne kadar büyükse o kadar küçülecektir. A en küçükmüş. B, sonra da en büyük C'ymiş. 12. kuvvetlerinde sıralama böyle olduğuna göre sayıların kendisinde de aynı sıralama yapabiliriz. Peki. Yanlış yapmadık değil mi onu? Evet, 12. kuvvet eksiği yutar zaten. Orada sıkıntı olmayacak. Bunların hepsi pozitif değil mi? Evet, bunların hepsi zaten pozitifti. Zamanımız dolmuş ama bir soru da yapayım, öyle bitireyim bari. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Burada da kuvvetleri çok büyük, aşırı kıyaslamak biraz zor ama hepsinde bir ortak bölen var. EBOB düşünürsek hepsi 30'a bölünüyor. O halde bunların kuvvetlerinin hepsini 30 yapabiliriz. Yani x eşittir 30 çarpı 50'den, yani 2 üzeri 50'nin 30. kuvveti. Şey, 2 üzeri 5'in, pardon, 2 üzeri 5'in 30. kuvveti. Y'ye bakalım. Bu da 30 çarpı 4, yani 3 üzeri 4'ün 30. kuvveti. Z de 5 üzeri 3'ün 30. kuvveti. Artık hepsinin kuvvet aynı olduğuna göre aşağıdakilere bakalım için. Zaten bunlar pozitif sayılar. Çift kuvvet bir şey fark etmeyecek sonuçta. O halde tabanı büyük olan büyüktür diyeceğiz. 2 üzeri 5 32 yapar. Bu 81 yapar. Bu da 125. Bu durumda 32, yani x en küçük. Bu 81, y ortanca. Bu da 125 olduğu için en büyük z'dir diyoruz. Bunu da bunu yapmış olduk gençler. Birkaç soru kaldı. Bunlar da size egzersiz olsun. Siz kendiniz yapmaya çalışın. Ne demiş? Küçükten büyüğe. Burada da yine bak, 51, 85 ve 68'in en büyük ortak bölenlerini düşünürseniz galiba 17. 17 üzerine çıkar burada da. Egzersiz. Sağlayan kaç farklı?
Burada 1 bölü 49 zaten 7 üzeri eksi 2 derseniz oradan eşitsizliklerden çıkacaktır. Bu da egzersiz olsun. X tam sayıların toplamı. Buna 2 üzeri 2 dersek oradan bir şeyler gelecektir. Bu da 2 üzeri 5. Sanki oradan gelecek gibi. Ve son sorumuz da egzersiz olsun. Burada zaten yapmak kolay gibi duruyor. Dikkat etmek lazım. Burada da işaretlere artı eksi olanlar ona göre bakılacak. Evet gençler. Karekökli sayılarda, üssüz sayılarda denklem ve eşitsizlikleri bitirdik. Bundan sonraki konumuzda artık köklü sayılara geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.